Vallahi ağladın. Yani ağladığını görünce bir daha ağladın. Yani ağladığını görüp bir daha ağladın. Yani neden o kadar ağladın? Seni ne üzdü o kadar? Yani şu an benim gözlerimin dolmasını ağlamamın tek sebebi orada zamanında yaşadığım dostluk sandığım şeyler ya da dostluklarım, hala devam eden dostluklarım da var. İlk olarak ona ağladım. İkinci olarak burada ben ağlarken dışarıda benim bir erkek arkadaşım vardı, eski erkek arkadaşım. Onun için sürekli ağlıyordum zaten. Sonra orada Semih diye bir çocuğa gerçekten aşık oldum. Hani gerçek anlamda aşık oldum. Çocuk beni hiçbir şekilde istemedi. Belki kendi içinde istedi ama benimle yapamayacağını düşündü ve olmadı. Sonra hem o çocuk hem Ayça, en sevdiğim arkadaşım, en sevdiğim arkadaşlarımdan biri Ayça, ikisi aynı anda elendi. Aa. Gittiler evden. Hı. O gün ben derbeder oldum zaten. Hı. O günleri hatırladım. Sonra ismini anmak istemediğim bazı insanlarla eski dostluklarımı gördüm. Onlara üzüldüm. Yani çok değişik bir evdi ya. Gerçekten çok orada değişik. Şey diyorsun, hayatımda kimi sevdiysen beni üzdü. Evet. Yani sanki bir sevgi eksikliği duyuyorsun hayatında. Ya şöyle söyleyeyim. Gerçek o. Yağlamak istemiyorum ama kendimi şey yapamıyorum. Hayatımda gerçek manada, gerçek aşk anlamında sevdiğim insanlar benim de tabii ki de oldu. Ve hepsi ya yarı yolda bıraktı gitti, ya aldattılar, ya benden iki gün sonra başkasıyla birlikte olmaya başladılar. Kesinlikle bir sevgi eksikliğim evet var. Ailemden dolayı değil, ailemle çok muhteşem bir ilişkim var. Ama sevgili anlamında, sevgi anlamında çok fazla eksikliklerim var ve onu bir şekilde gideremedim. Yani o anlamda çok mutsuzum, gerçekten çok mutsuzum. Acaba bu böyle içindeki hırçın kızın olmasının sebebi de bir nevi kendini koruma duygusu olabilir mi? Ya kendimi korumaya çalışıyorum. Bu insanları kendimi kaptırmamaya çalışıyorum. Hem dostluk anlamında hem aşk anlamında ama... İki taraftan da her zaman darbe yiyorum. Yani dostluk anlamında da hep darbe yedim. Mesela ismini söylemek istemiyorum demiştim, söyleyeyim. Orada Cansel vardı. Çok severdim. Kardeşim gibi severdim. Bana öyle yanlışlar yaptı ki, o kadar canımı yaktı ki. Yani ya, bir sürü şeyler yani Esra Hanım. Hı hı. Peki orada psikolojin de bozuluyor muydu evde? Çünkü bir şeyin altındasın ve sürekli göz önünde bir iş yapıyorsun. Üzerine gelenler oluyor. Şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir zaman fanların kötü yorumlarını ya da iyi yorumlarını önemseyerek yoluma devam etmedim. Sadece o evde ne yaşıyorsam onu yaşadım. Yani sosyal medyaya hiç takan bir insan olmadım. Ama o evde o kadar duygu yoğunluğu yaşıyorsun ki mesela benim dışarıda sevgilim vardı. Eski sevgilimle barışmıştım bir dönem. Ama içeride de başkasıyla sevgiliyim ondan sonra. Onu anlatamıyorum diğeri için. Yani mesela Ali ile sevgiliyim ama Veli için ağlıyorum evin içinde. Yani o kadar duygu karmaşası yaşıyorsun ki psikolojim bozuluyor. Peki çıkmayı düşünmedin mi programda? Çıkmayı bir dönem düşündüm. Ama Yasemin abla diye benim çok sevdiğim bir ablam vardı zamanında, çok sevdiğim orada. O benim hiçbir zaman gitmemi istemedi. Hatta ben ikinci sezon katılmayı hiç düşünmemiştim. Çünkü psikolojim çok bozulmuştu. Ama o tekrar benim gelmemde çok ısrar edince ben tekrar geldim. Ama gerçekten psikolojim acayip anlamda bozuldu ve buradan çıktıktan sonra da ben tedavi gördüm.